Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberana zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mü'minat rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırın ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami şerifi bina edenlerin bu cami şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnnallâhe istahlese hazeddine li nefsih. Muhakkak ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu dini, İslam'ı kendine, kendi nefsine halis kılmıştır. Halis kılmıştır. Dini İslam'ın rütbesi bu açıdan çok muazzamdır. Gerçekten tabi olunmaya layık en güzel din İslam'dır. İnneddine indallahil İslam, Allah katında da tek din İslam'dır. Allah katında işte böyle en muazzam din, böyle halis Allah için kılınmış İslam olunca وَلَا يَصْلُهُ bu dinde doğru olmaz. لِد۪ينُكُمْ اِلَّا بِالسَّخَى bu İslam dininde Allah için halis, Allah'ın seçtiği, Allah'ın yanında en kıymetli din olan İslam'da sizin dininizde ancak ve ancak cömertlik uygun olabilir. Cömertlik, kerem ve husnul huluk, güzel ahlak bu dine yakışır. Cömertlik ve güzel ahlak, karakter güzelliği, yaratılış güzelliği, şahsiyetlilik, kişiliklilik yaraşır. Ela öyleyse fezeyyinu dinekum bihime, şu müntesibi olmakla şereflendiğiniz bu İslam dininizi cömertlikle, güzel ahlakla süsleyiniz. Allah size bunu nasip etmiş. Bu dine cömertlik yaraşır, güzel ahlak yaraşır. Siz de öyleyse bu kadrinizi, şerefinizi, kıymetinizi bilin. Bu Müslümanlar olarak siz de cömert olun. Güzel ahlaklı olun. Güzel ahlaklı olun. Evet, cömertlik malla olur, canla olur. Malla cömertlik herkese israf etmeksizin verilmesi gereken yere bolca vermektir. Hayır yoluna elini açmaktır. Evet, hayır yoluna elini açmaktır. Güzel ahlaklı olmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam uymaktır. Çünkü güzel ahlak demek peygambere uymak demektir. Peygambere bir insan ne ölçüde uyarsa o kadar güzel ahlaklı sayılır. İslam'da ahlaklının kriteri budur. Bir insan ne ölçüde peygambere uyuyorsa o kadar ahlaklı sayılır. Ona uymadı mı ahlaksız kabul edilir. Kur'an nedir? Peygamberin ahlakıdır. Ayşe radıyallahu anha validemize sormuşlar. Peygamberin ahlakı neydi? Nedir? Siz Kur'an okumadınız mı yahu? Okuyoruz. İşte o demiş. Peygamberin ahlakı Kur'an. Çünkü onu Allah terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Onu Allah seçti. Bütün hareketleri onun kontrolünde cereyan etti.
Böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eddebeni Rabbi fe ahsene tedribi. Rabbim beni terbiye etti, edeplendirdi. Ve ne güzel terbiye etti. O da Kur'an ahlakıdır. Siz de işte güzel Peygamberimizin bütün davranışlarını kendinize örnek alın. Güzel ahlak budur. Dininizi bu güzel ahlakla süsleyiniz. Evet. İnsanlar güzel ahlaklı olanlara hep meyil etmişlerdir. Cömert olanlara meyil ederler. Peygamber cömert insandı. Kimsenin kalbini kırmamıştı. Söylediğinin eriydi. Yapmadığını söylemezdi. Allah'ın emirlerinin dışına hiç çıkmadı. Güzel Peygamberimiz kimseyi kalbini kırmadı. Hiç kimseye talepte bulunduğu zaman talebini geri çevirmedi. Diyorlar ki ancak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun abdühü ve resulü diye tahiyyatta şehadeti okuyoruz ya, bir orada la dedi, hayır dedi. Allah'tan başka ilah yoktur, hayır dedi. Bunun dışında şu içimi yapıver, hiç hayır demedi. Hiç la demedi. Evet. Namaz kılıyor güzel Peygamberimiz. Namaza durmuş. Çölden bir bedevi gelmiş. Namaz kılarken etinden asılmış. Allah Allah, işin sonuna gör demiş. Benim işim acele. Benim işimi görüver evvel. Selam vermiş. Ne istiyorsun evlat demiş. İsteğini gitmiş görmüş. Ondan sonra namazı bir daha durmuş. Evet. İnsanlar da, müminler de böyle olmalı. İnsanları sevmeli. İnsanların kurtuluşu için didinmeli, çalışmalı. Hayata geldiğinin hikmeti insanların iyiliği için olduğunu bilincinde olmalı ve öyle yaşamalı. Bu davranış biçimi açısından böyle, bir de imkanı varsa malıyla insanların iyiliğine koşmalı, yardım etmeli, infak etmeli. Canıyla da insanların kurtuluşu için koşmalı. Efendimiz bizim gibi ortopedik yataklarda yatmadı. O güzel kar yollarda uzanıp yatmadı. Kaloriferli dairelerde kalmadı. Evet. İrtihal buyurduğunda hurma lifinden, hurma yaprağından doldurulmuş bir minder üzerinde yatıyordu. Halbuki isteseydi dünyanın hazineleri ona sunulmuştu. Ben istemem onları. Rabbim bana yeter demişti. Ve her zaman Allah yolunda canını bez, yani cihada koştu. İnsanların insanlıklarını yaşamaları için, insanca yaşamaları için, onların insanlıktan uzak davranışlarını kurtulmaları için didindi durdu. İslam'da cihadın şeysi budur, amacı budur. Zorla Müslüman ol demek değildir. Kimseye tepeden bakma, kimseye zulmetme. Allah seni temiz yarattı, insan yarattı. Bütün yaratıkların en üstünü sensin. Öyle yaşa, öyle davran. Kuvvetine güvenerek, kuvvet bende, hak benim deme. O hayvan işidir. Her insan Adem ve Havva'dan olmadır, eşittir. Saygı duy. Senin aynı babadan gelmen kardeşindir. Ona iyilik yap. Bunu öğretmek içindir cihat. Bunu öğretmek içindir dinde zorlamaktır. Kabul ederse Müslüman olur, selameti bulur. Müslümanların kardeşi olur. Kabul etmezse zorla Müslüman ol denmez. Yalnız zulmetmeyeceksin denir. Ahlaksızlık yapmayacaksın. İnsanlara kötü davranmayacaksın denir. Evet, cihadın amacı budur. İşte cihad için de canını bezletmek Peygamberin güzel ahlakıdır. Bu da sahadandır. Sahadandır. Evet. Allah dendiği zaman
her şeyi feda etmek. Saha bu. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Allah'ın halilidir, dostudur. İbrahim Aleyhisselam çok zenginmiş. Vadiler dolusu develeri, koyun sürüleri, sığır sürüleri varmış. O zaman zenginlik ölçüsü bu. Cebrail Aleyhisselam devamlı Allah'a şükredermiş. İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam demiş ki bu kadar mal verdikten sonra herkes şükreder. Deneriz demiş. Deneriz. Hadi git bakalım. Evet. Demiş insan kılığında bir çare, üstü başı perişan, acım demiş, günlerdir bir şey bulamıyorum. Bir şeyim yok. Bana demiş yardım et. Bir Allah de demiş, şu gördüğün sürülerin yarısını sana vereyim. Evet, bir Allah demiş Cebrail Aleyhisselam, hepsi senin demiş. Bir daha de sen, tamamını sana veririm demiş. Bir daha demiş, hepsini vermiş. Bir daha dersen demiş, beni de köle olarak alabilirsin. Evet. Demiş, vallahi Allah'ın dostuymuşsun yahu demiş. Ben Cebrail'im yahu demiş, seni denemeye geldim. Balın çok diye şükrediyor zannettim demiş, ama hakikaten Allah'ın dostu adammışsın. Bir Allah demeye hepsini verdin yahu. Ben malı ne yapayım ya? Yok demiş, ben sözümden dönmem. Ya ben meleğim, malı ne yapayım, yemem içmem. Ben sözümden dönmem, başlamışlar kavga etmeye. Cenab-ı Hak demiş ki İbrahim, o melek ne yapsın malı? Sen sözünden dönme, tükürdüğün tükrüğü yalama. Şu mallarını demiş vakfet de, işte Kudüs vakfı oydu. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle idi. Atasıdır İbrahim Aleyhisselam. Öyleydi. Şimdi onun şeyinden de soyundan da bahsedeceğiz Efendimizin. Böyle cömert bir insandı. Her şeyini verirdi. Evet, isteyenlere her şeyini verirdi. Onun yoldan gidenler hep böyle. Hatem-i Tayi diye bir adam varmış. Dillere destan şeyliği, cömertliği. Bir tane eşkıya ölen demiş, abartıyorsunuz yahu. Siz de bir adam sevdiniz mi pireyi deve yaparsınız. Git de gör demişler. Gitmiş evine, yedirmiş, içirmiş, ona ağırlamış. Ben senin demiş canını istiyorum. Ne olacak, bunu her yerde yerim. Tamam demiş. Madem istiyorsan onu da ikramı hazırım. Yalnız demiş burada yaparsan seni rahat bırakmazlar. Gel demiş ormana gidelim. İşini orada gör demiş rahatça. Vallahi demiş pes be. Pes yahu. Canını bile seve seve veriyor. Cömertlik. İnsan cömert ruhlu oldu mu? Onun için verilmeyecek şeyler bile basit olur. Evet, bu din işte böyle bir dindir. Ona cömertlik yaraşır. Allah için canınızı bezledeceksiniz. Çanakkale'ye koşacaksınız. Koşmuşuz elhamdülillah. Namusumuzu kirletmemek için, Allah yolunda ezanları susturmamak için bu dini İslam'ın kelimelerini eşhedü en la ilahe illallah çınlıyor semalara kadar. Değil mi? Kubbeler, semalar çınlıyor. Bunun yücelmesi için koşacaksın. Canını bezleteceksin. İki ciltli davranmayacaksın. Güle oynaya koşacaksın. Gayet rahat. Cömertlik sende huy olacak. Can cömertliği. Evet. Her zaman söylüyoruz. Gene söyleyeceğiz. Biz söyleyeceğiz. Yapıp yapmamak size ait. İşte şehitlerimiz var biliyorsunuz. Manzaralar gösteriyor evlerinden. Allah kimsenin ocağına ateş düşürmesin. Zordur biliyoruz. Ama biz de hocayız. İslam'da bu gibi durumlarda usul nedir? Onu size duyurmak görevindeyiz. Bir tane kahraman baba vatan savasın. Helal olsun babaya. Ötekiler nasıl çırpınıyor? Olmaz be bacım, olmaz beyefendi be. Kader var. Allah yolunda şehit olmak var, meyhanede ölmek var. Kader değişmez. Yani oraya gitmeseydi burada da ölecekti o adam o saniyede. İza ca'e celuhum la yestahiruna saaten ve la yestakdimun. Senin okuduğun Kur'an'da böyle yazıyor.
Eceli gelen adam bir saniye öne alınmaz, bir saniye geciktirilmez. Oraya gitmeseydi burada belki meyhanede ölecekti o. Belki şurada ölecekti. Niye olsa ölecekti? Sen buna ementü dedin, inandım dedin. Evet, o baba gibi olacaksın, vatan sağ olsun. Tabii yürek yanmaz mı? Ama vatan sağ olsun. Bunu diyebilmemiz lazım. Vatanımız için, namusumuz için, dinimiz için, Allah için canımızı icabında bezledebilmeliyiz. Buna cömertlik denir işte. Buna peygamber ahlakı denir işte. İslam da böyle bir ahlakla ahlaklanmaya yaraşır diyor. Dininizi ey Müslümanlar böyle güzel saha ile, güzel ahlakla süsleyin yahu diyor. Evet, bu güzel camiler işte bunun eseri. Güzel hayır eserleri, vakıflar. Kuşlara bile vakıf kurulmuş doysunlar diye. Can taşıyor. Meyazar muriki can, daret can şirin hoş es. Evet, Şeyh Sadi öyle söylüyor rahimahullah. Güzel adamdır Şeyh Sadi. İran'da yatar ama Şiraz'da ehli sünnettir. Sağlam, güzel adamdır. Evet, karıncayı bile incitme. Ufacık diye basıp geçme, ezme. Canı vardır, can tatlıdır. Senin canın nasıl tatlıysa önce tatlıdır. Onu bile incitme. Böyle bir ruhta olacaksın. Ama o tatlı canı Allah yolunda seve seve vermeye hazır olacaksın. Hazır olacaksın. Peygamber ahlakı buydu efendim. Siz de diyor işte öyle güzel ahlaklı olun, cömert olun. Bu dine onlar yaraşır. Hayır vereceğiniz zaman ya şöyle olur ya böyle olur. Evet. Cömertliğin zıttı cimrilik. Cimri adam evvela Allah'a suizanda bulunuyor demektir. Bu kadar zor kazandım, uykum kaçtı, gece gündüz koşturdum, bu hale geldim. Bunu verirsem, bunu hastane, cami, okul yaptırırsam eksilir. Evet, yani bu cimrilerin adetidir. Cimrilerin duygularıdır. Allah verdi, daha çok verir. Allah'ın verdiği nimeti yerine harcamak şükürdür. Allah da le ezidennekum le in şekertum le ezidennekum. Siz böyle yerini harcadıkça şükür Rabbim verdin, harcayabiliyorum işte. Vermeseydin nereden harcayacaktın? Şükür sana, yine verirsin deyip çekinmeden verirsin. Vallahi billahi ben de artıracağım. Öyle diyor Allah. Vallahi billahi ben de artıracağım diyor. Yemin ediyor Allah. Aha işte böyle durumlarda hiç eli titremeyen, düşünmeyen. Teşekkür ederim kardeşim. Benim sizi bulmam lazım ama işim çokluğundan gelememiştim. Allah razı olsun. Ne kadar istiyorsunuz? Hiç ikirciklenmeden, düşünmeden, seve seve verivermek. Cömertlik. Peygamber ahlakı bu. Peygamber ahlakı bu. Onun yolundan gidenlerin ahlakı bu. İslam'ı işte bu şey üzerine, güzellik üzerine, cömertlik üzerine, can bezli cihat üzerine kurulmuş bir din. Güzel bir din. Peygamber de onun örneği. Es-sehâ'u el-hayru kullu. Cömertliğin hepsi hayırlıdır. Her cömertlik hep hayırlı, hayırdır. Vel-buhlu es-şerru kulluhu. Cimrilik de hep şerdir, beladır. Namusunu sattırır. Cimri parayı seven adamdır. Parayı seven adam namusunu da satar. İnsanlığını da satar. Para kazanacağım diye yalan söyler. Evet. Allah'ın asil yaratışında temiz yaratışı tertemiz. Ama para hırsından o tertemiz yaratışını çeşitli şeylerle, pisliklerle kirletiyor insanlar. Evet, bu cimrilik insanı Allah'a inkara kadar bile götürür. Allah'ın emirlerinden alıkoyar. Bunun karşı semahattır ve de sahavattır. İslam da bunun üzerine kurulmuştur. İslam cömertlikle ve güzel ahlakla süslenmelidir. Ey Müslümanlar diyor, siz de öyle olun. Sakın cimri olmayın. Evet, cimrilik dünya ve ahireti şerlerini
celbeden bir derttir. Bundan kurtulun. Saha da İslam'ın üzerine kulunduğu Muhammed Mustafa'nın ahlakı olan Allah'ın istediği bir güzel haslettir. Siz de cömert olun. Dininizi bunlarla süsleyin. Evet, cimri adam haset eder. Parayı çok seven adam. Cömert adam rahat severir. Tabarani İmran bin Hüseyin'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.